Galatasaray Televizyon ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Muhabir masasıyla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Galatasaray'ımızın gündemini, haberlerini konuşacağız. Alanya Spor maçını değerlendireceğiz ve skandal hakem hatalarını masaya yatıracağız, yorumlayacağız değerli izleyenler. Cumhur Önder Aslan, Burhan Can Terzi ve Emre Kaplan'la birlikteyiz bu hafta. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş Emre hoş geldin. Hoş bulduk Volkan. Teşekkür ediyorum. Senle başlayalım. Gerçekten de aslında baktığımız zaman iyi giden bir Galatasaray vardı ama bu hafta da sahanın için değil yine hakemleri konuşuyoruz. Yine Ali Palabıyık'ın skandal kararlarını konuşuyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun hakemi ve karşılaşmayı? Aslında hafta boyunca hakemleri konuştuk. Hı-hı. Sayın Erden Timur'un açıklamalarıyla Galatasaray Kulübü'nün bir adalet arayışı vardı ve bunun üstüne aslında çok net olarak şunu söyleyebiliriz. Belki en sonunda söyleyeceğimizi en başta söyleyerek. Hı hı. Sayın Erden Timur'un kastettiği Türkiye Futbol Federasyonu içindeki yapının Galatasaray'a bir meydan okumasını gördük. Ali Palabıyık'ın hem atanmasıyla hem de maçta verdiği kararlarla net bir şekilde bir meydan okuma vardı. Çünkü gerçekten maçı hep birlikte tribünde izledik. Yani maç yönetmeye gelmiş bir hakem görüntüsünün dışında birçok şeyi izleme imkanımız oldu. Galatasaray'ın 20-25 dakikalık gerçekten çok iyi bir oyunu vardı. Belki de sezonun en iyi oyunu oynadı Galatasaray ki fikstür anlamında biraz dezavantajlıydı. İşte sene başından beri Icardi gibi, Mertens gibi yıldızların performansları konuşuluyordu. Onların ritmini bulduğu, Galatasaray'ın skor ürettiği yani her anlamda pozitif bir futbol akşamı başlamıştı. Ta ki Ali Palabıyık'ın şovu başlayana kadar yani faul olup olmadığı tartışılacak ki muhtemelen birazdan benzer yorumları hem Burhan hem Cumhur abi de yapacaktır. Yani Sasha Boye'nin pozisyonunun faul olup olmadığını tartışabilecek durumdayken bir kırmızı kartla cezalandırdı ve bambaşka bir noktaya geldi iş. Zaten yani çok net fotoğraflar var Ali Palabıyık'ın stada geliş niyetiyle alakalı. Hı hı. Mesela devre arasında tribünlerde çok ciddi bir tepki yoktu. Tabii ki hakeme bir takım tepkiler, bir takım protestolar vardı ama yani en azından çıkış tünelinden içeri girmesini engelleyecek bir durum olmamasına rağmen sahanın ortasında durması, adeta taraftarı provoke etmesi gerçekten çok tatsız bir akşam oldu o anlamda. Taraftarlar, futbol severler, sadece Galatasaraylılar değil tüm futbol severler hafta boyu bu maçları izlemeyi bekliyorlar ama biz tamamen Ali Palabıyık'ın şovunu izledik. Ondan sonraki süreçte de zaten yani saha içinde tabii ki 2-0'dan 2-2'ye gelen bir oyun var ama onu konuşabilmek çok mümkün değil açıkçası. Hakemin performansından, hakemin maça damga vurmasından bağımsız olarak. Evet kesinlikle her hafta özellikle bunu konuşmayalım, hakemleri konuşmayalım, tartışmayalım. Sadece oynanan oyunu, futbolu onu eleştirelim. Yenilsek de mağlup olsak da oyuncularımızı, teknik kadroyu ona göre şekillendirelim, konuşalım istiyoruz ama buna fırsat verilmiyor. Hakemler her maçın önüne geçiyor ve yine skandal kararlara imza attılar. Burhan sen neler söyleyeceksin bu karşılaşmada? Volkan senin de dediğin gibi biz böyleyiz zaten. Yani biz her zaman Galatasaray medyası olarak objektif değerlendirmeyi en önde tutan insanlarız. Ki geçen hafta yaşananlardan sonra da bu hafta o şekilde o gözle geldik ama Ali Palabıyık maç yönetmeye değil Galatasaray'a zarar vermeye gelmiş. Yani bu çok net. Yani biz normalde hiçbir şekilde ne olursa olsun bu şekilde yorumlar yapan insanlar değiliz. Daha bu maç bittikten sonra bile Galatasaray'a bu kadar haksız kararlar verildikten sonra bile Karagümrük maçının provasına başladı bazı medyadaki malum cenahlar. Ya olacak iş değil ya kimin hangi niyette olduğunu görüyoruz. Galatasaray medyası hiçbir şekilde Galatasaray kayrılsın istemiyor. Normal bir şekilde maç yönetilsin istiyor. Yani oradaki kırmızı kartı resmen aradı. Yani dedi ki bu maçı ben hiçbir şekilde ince ince kıyarak Alanya'nın puan almasını sağlayamam. Yani Alanya'ya da bak şunu da söyleyeyim. Alanya'ya da burada haksızlık yapmak hiçbir zaman istemeyiz. Burada oynanan takım Alanya diye bunu söylüyorum. Baktı olmuyor. Galatasaray çok baskın oynuyor. Farka gidecek bu maç. Aradı ve kırmızı kart koşa koşa gösterdi ya böyle hevesli bir şekilde gitti yani çok mutlu oldu ya acaba oradan çıkarır mıyım diye ve ya burada onun dışında ya VAR nasıl bunu kontrole çağırmaz kardeşim ya ya olacak faul bile biz ya dedi ki biz mi görmüyoruz hatta indik Emre ile beraber yan yana izliyorduk aşağı indik baktık tekrar yani ekranın içine girdik artık ya neresi bunun kırmızı kart diye ya olacak iş değil ya sonrasındaki kararlara zaten girmiyorum ya bütün maç boyunca bunu yaptı. Ve şimdiden Karagümrük maçının bile provasına başladılar. Diyorlar ki şimdi Galatasaray baskı yarattı Karagümrük maçına yabancı hakem atansın diyenler var. Ya geçen hafta Galatasaray bu açıklamaları yapmalarına rağmen adalet arıyoruz demesine rağmen bu maçta karşılaştığımız tavırdan sonra artık hala siz neyin provasını yapıyorsunuz? Ama durmayacaklar. Yani bu Galatasaray'ın bu mücadelesi karşısında onlar da resmen
Ya bunu söylemek istemiyoruz ama resmen savaş açmış durumdalar. Ve hakikaten buna da devam edecekler gibi duruyor. Evet. Cumhur, sen neler söyleyeceksin? Evet, yani sezon başından beri Galatasaray'ın oynadığı her maçta hakem hataları konuşuluyorsa ve bu sadece bu sezona özel değil, geride bıraktığımız sezonların birçoğunda Galatasaray bunlarla muhatap olarak kalıyorsa demek ki bir yerde bir problem var. Yani bir şey sistematik olarak bir şey yapılıyor demektir. Bundan şikayet etmek, bunun karşısında hak arayışında bulunmak da Galatasaray'ın en doğal durumudur. Yani kimse Galatasaray şimdi çıkıp hakem hatalarından dert yanıyor diye Galatasaray'ı eleştirmeye kalkmasın. Bu yanlış bir bakış açısı. Çok fazla Galatasaray'ın üzerine bu tip durumlar gelmeye başladı. Geçen sezon, ondan önceki sezon, daha önceki sezon. Ali Palabıyık özeline gelecek olursak, dünkü maça atanması zaten baştan çok büyük bir yanlış. Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret edip Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi ile görüştükten sonra yapılan bu atama, biz sizi tanımıyoruz demektir yani. En basit tabirle söyleyeyim. Şimdi Ali Palabıyık'ın geçmişte Galatasaray maçlarında yaptığı hatalar, verdiği kararlar, hem sahada hakemken hem VAR'da görevliyken yaptıkları hepimizin malumu. Bunları tekrar hatırlatmaya gerek yok belki ama birkaç örnek vermek lazım. Kadıköy'deki bir Fenerbahçe derbisinde Feguli'nin ayağına basılarak Fenerbahçe'nin attığı gol, VAR müdahale etmedi. Ali Palabıyık o golü verdi orta hakem. Daha sonra yine aynı maçta Mehmet Topal'ın, yanılmıyorsam Martin Lines'in karnına, göğsüne attığı bir tekme kırmızı kartla cezalandırılmadı. Aynı Ali Palabıyık 2020-2021 sezonu buradaki Karagümrük maçında Karagümrüklü Lens'in Yedlin'in ayak bileğine bastığı, Yedlin'in sakatlandığı, uzunca süre sahalardan uzak kaldığı pozisyon, kart dahi vermedi. Bırakın VAR'a gitmeyi falan geçtim. Penaltıyı iptal etti aynı maç. Aynı maç penaltıyı iptal etti. Yanılmıyorsam Donk'a verilen bir kırmızı kart, çok tartışmalı. Sonrasında yine aynı sezon Galatasaray Sivas maçında Ali Şansalan orta hakem, Ali Palabıyık VAR hakemi, Sivasspor'u Ziya'nın, Onyekuru'nun kalçasına tabanla attığı tekme verilmeyen kırmızı kart. Bir sürü, yani Fatih Terim'in o maçtan sonra açıklaması var. İki Ali bir penaltıyı veremedi diye, Ali Şansalan, Ali Palabıyık kastedir. Yani bir sürü örneği var. Siz şimdi bu atamayı yapıyorsunuz. Elbette her hakemin, her kulüple, her takımla geçmişte bazı maçlarda problemi var. Yanlış kararlar, hatalı kararlar var ama şimdi bariz gol şansı diye senin gösterdiğin kırmızı kart hakikaten yani inanılır gibi değil. Yani bunu Avrupa'da UEFA Hakem Komisyonu'na gösterseniz hakikaten artık o hakeme daha maç vermezler yani. Hiçbir ülkede maç verilmez. Şu pozisyona Muslera orada topa gelmiş, çıkmış zaten, gelecek. Muslera'nın konumu, diğer savunma oyuncuların pozisyonu, hücum oyuncusunun pozisyonu, topun gittiği yön, bariz gol şansından kırmızı kart göstermek istiyorsanız bunların hepsini değerlendirip sonunda o kırmızı kartı çıkarmanız lazım. Bunların hepsinin oluşması lazım. Baktığınızda bunların hiçbiri oluşmuyor ki. Metrelerce geriden Ali Palabıyık gördüğü bir kesitle koşa koşa Burhan Can'ın dediği gibi kırmızı kartı gösterdi. Şimdi VAR neden devreye girmiyor? Hakem bariz gol şansı olarak yorumladı. Kırmızı kartı gösterdi. Ama VAR hakemi burada hakikaten inanılmaz bir şekilde devreye girmemek için direniyor. Ha, belki söylemiştir hakeme, hocam gel bir kararını gözden geçir, pozisyonu diğer açılarından bir gör, bariz gol şansı yok gibi demiş olabilir. Kimsenin de günahını almayalım ama. Zaten bu konuda öğlen saatlerinde, gün ortasında Ayhan Akbim vardı konuğumuz. O da şöyle bir açıklama yaptı. Ben de dedi yıllarca futbol oynuyorum. Bazı hakemler dedi aşırı egolu olabiliyor dedi. Doğru. Yani VAR'dan uyarı geliyor. Bu pozisyonu tekrar incele, bir sıkıntı olabilir, bir daha kontrol et. Ama bazı hakemler egosundan dolayı ben gördüm, benim çaldığım doğrudur, size gerek yok diyebiliyor diyor. Çok farklı hesaplar var Volkan yani. Erman Hoca söyledi mesela bunları ki hakem dünyasına dair onun bilgilerine her zaman kesinlikle güveniriz. Yani VAR hakemi ve saha içerisindeki hakemin konuşmadığı belli ikiller oluyor diyor sezon içerisinde. Yani hakem dünyasında gerçekten bizi aslında normalde ilgilendirmemesi gereken ama bütün hayatımızı ilgilendiren çok tuhaf şeyler oluyor. Ali Palabıyık'la ilgili de 3 hafta önce son yönettiği maçta 3 tane çok bariz hatası var. Onun dışında disiplin anlamında da yani gözlemcisiyle, maç gözlemcisi netice itibariyle onun üstü. Onunla disiplin anlamında da bir takım sıkıntılar yaşıyor. Hatta şöyle bir şey ifade ediliyor, iddia ediliyor. Maç sonu görüşmesi gerekiyor gözlemciyle. Çünkü kötü bir maç yönetmiş. Benim uçağım var deyip adeta yalan söyleyip oradan ayrılıyor ve zaten o günden sonra, o 3 haftalık sürecin ardından Ali Palabıyık'ın bu maça atanması en baştan dün kararlarına gelmeden önce belli şeylerin mesajıydı. Ki geçen sene işte Rize maçında Galatasaray lehine olduğu söylenen birçok kararı vardı ve sonrasında Galatasaray maçlarına çok atanmıyordu zaten.
Yani neresinden bakarsanız bakın çok ciddi bir Galatasaray'a karşı meydan okumada bulunuyor şu an o federasyonun içerisindeki Erdem Bey'in de kastettiği yapılar. Dün de aynı şey. Alanya Sporlu futbolculardan daha önce çıktı. Hani hemen erkenden gitti Ali Palabıyık. Yani zaten diyorum ya o mesela saha içinde sahadan çıkarkenki hareketleri belli şeylerin itirafı gibi onların o beden dilindeki evet. tavırları. Yan hakem Alanya Spor'un pozisyonunda ya saha içerisine top girmiş yan hakem müdahale ediyor. Neredeyse orta yapacak yan hakem Alanya Spor'un hata devam etsin diye. Yani ruh halinden beden dilinden birçok şey anlaşılıyor. O noktada zaten dün sosyal medyada da paylaşıldı. Alanya Spor atakta yan hakem topa müdahale edip sağ kenarına çekiyor. Görüntüler var paylaşıldı. Onun üzerinden konuşuyoruz. Aslında o noktada hakem kesinlikle talimatlar da var. Müdahale edemez. Yani bayrağını kaldırırsın, düdük çalsın, oyunu durdurmak hakemin zorundasın. Hakemin işi değil. Sahaya giren top ya da taç atacak oyuncunun topa müdahale hakemin işi değil yani. Hakemi ilgilendirmiyor. Şöyle bir mesela futbolcu atar. Hani oyun içerisindeki evet. bir futbolcu onu fark edip atar. Hakem onu görür. Hani takdir evet. hakkını kullanır normalde. Evet. Devam eder ama burada direkt hakemin... Ama oradaki detay şu aksiyon alanı içindeyse evet. o evet. ikinci top o zaman her şeyi etki edebilir. Hakemin orada durdurması yani çok gerekir. Yanlış. Bir, yani ilk yarıyı bitirdiği yer, pozisyon yani. Ben not aldım. 4 dakika uzatma verdi. O 4 dakika uzatmanın içinde zaten 2 dakika oyun durdu. Yani yaklaşık 2 dakika o uzatmanın içinde de oynanmaya evet, süre var. Evet. Evet. Maçı 49-12'de bitirdi Ali Palabi. 49-12. 2 dakika oynanmaya süre. Yani daha oynatması lazım. Bir. İkincisi Kazımcan topu almış. Önü alabildiğine açık. 2'ye 2 belki 3'e 2 yakalayacak Galatasaray. Hı hı. Belki orada bariz gol şansının gerçeği orada belki hayat bulacak. Belki Karagümrük düzeltiyorum. Alanya Sporlu oyuncu belki kırmızı kart görecek. Bilemezsiniz. Bir de hiçbir hakemlik tekniğinde öyle bir anda maçı bitirmek yok yani. Hiçbir hakem. Bunu kimseye anlatamazsın. Şimdi geçen sene Galatasaray'ın kupadan elendiği Denizli maçı hatırlıyorsunuz. Üst üste Denizli korner kullanmıştı. Hatta Fatih Hoca basın toplantısında şey demişti. Yani 10 tane daha korner olsa kullandıracak mıydı demişti. Şimdi yeri geldiğinde dakikayı göstermiyorlar. Evet. Geç akabiliyor. Dün Ali Palabıyık, Abdülkerim sordu galiba. Dakika bitti ne yapayım diyor. Ya basketbol değil ki bu. Yani istediklerine göre kuralları esnetebiliyorlar. İstedikleri şekilde kullanabiliyorlar. VAR'a da artık kimsenin inancı kalmadı. Yani Icardi'nin 3. golü. Hani şimdi hiçbir Galatasaray'la ikna edemezsin sen o pozisyonun offside'ı. Ben inanmıyorum mesela. Yani hafta içi mesela basın mensuplarının orada bir uygulama yapıldı. Bizim kurumlarımızdan arkadaşlarımız da gitti. Bizzat deneyimlediler ama zaten oradaki uygulamada da bazı şeyleri anlayabiliyorsunuz. Çünkü belli noktada insan veriyor onun kararını. Aynen. Yani topun ayaktan çıktığı anı, kararını insan veriyor. Şimdi bu kadar kötü niyetli bir durumda ben açıkçası maçı izlerken de sonrasında eve gidip izlediğimde de Icardi'nin pozisyonun offside olduğuna ikna olmadım. Çünkü içime sinmiyor. Yani kararı veren merciğin yaklaşımlarından dolayı içime sinmiyor. İkna olmuyorum. Yine ilk dakikalarda atılan gol, birinci golden önceki, ona da kimse ikna edemez. Daha önce topun girmediğine, yani Icardi'ye çizgiyi geçtikten sonra topun değdiğine yine kimse ikna edemez orada. Yani bu artık bu iş hakikaten güven kalmadı. Yani bu çığırından çok çıktı zaten artık. Yani sadece Galatasaray olarak değil, tüm takım bu yaşananlardan sonra bütün takım taraftarları, camialar da kimsenin güveni artık bizim lehimize veriliyor ya da aleyhimize veriliyor diyemez. Çünkü artık kuruma, VAR'a kimsenin güveni kalmadı. Şöyle yapalım dilerseniz. Dün karşılaşmadan sonra başkanımız Dursun Aydın Özbek açıklamalarda bulunmuştu değerli izleyenler. Alanya Spor maçının ardından. Şimdi onu izleyelim. Ardından devam edelim. Bugün hepiniz seyrettiniz. Bu beklemediğimiz bir şey değildi. Böyle bir operasyonu, böyle bir hakem tavrını bekliyordum. Çünkü 2 haftadan beri Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız, bizim söylemlerimiz sadece Galatasaray için değil. Bütün başkanlarla, herkesle konuşuyoruz. Herkesle mutabakatımız var. Şu manada mutabakat, evet. Türk futbolunda adaletin eksikliği hep kulüp tarafından hissediliyor. Biz de bunun çağrısını yapıyoruz. Öncüsü değiliz için şeyi değiliz ama adaletin eksikliği Türk futboluna giderek zarar veriyor. Hepiniz seyrettiniz değerli basın mensupları.
Bir hakem sahneye çıkıyor, Ali Palabüyük. Geçmişte Galatasaray ile ilgili nasıl bir yönetici olduğunu, nasıl bir hakem olduğu konusunda teferruata girmeye gerek yok. Açıp bakarsanız izlenir. Herkes de görür. Değerli federasyon, değerli merkez hakem kurulu, değerli hakemler, Galatasaray'ın önünü böyle iki kırmızı kartla falan kesemezsiniz. Görevini tam yapmadı Ali Palabıyık. 3 tane, 5 tane daha kırmızı kart gösterip Galatasaray hükmen mağlup etmesi lazımdı. Daha önce federasyona yaptığımız ziyaretlerde Sayın Büyükekşi'ye görüşlerimizi aktardık. Pozisyonları tek tek kendisine anlatarak, bakın burada böyle oldu, burada böyle oldu, siz ne diyorsunuz, baktınız mı? Gösterdiğimiz her pozisyonda da bize aktar. Peki dedim Sayın Başkan, yani bunlar haklıysa 10 maçtır Galatasaray yapılanın önünü nasıl almamız lazım? Kendisinin de bundan mücadele ettiğini, hatta bu manadaki tavırların, bu manadaki yapılan işlerin bir kısmının önünü kestiğini ama bir kısmının daha içeride olduğunu kendisi ifade etti. Şimdi Sayın Büyükekşi'ye bunu hatırlatıyorum. Diyorum ki Sayın Büyükekşi, evet önümüzde daha uzun bir maraton. Lütfen, lütfen sözlerinizin arkasında durun ve Türk futbolunu çıkmaza götüren bu kliklerin temizlenmesi için gerekeni yapın. Söylemlerim, özellikle beni tanıyan herkes bilir, hiçbir zaman kişisel, şahsi menfaatlerime uymayan şeylerde konuşma yapmam. Artık bıçak kemiğe dayandı, buradan öteye de köy yok. Sözünüzün arkasında durun. Söyleminizin arkasında durun. Neler hissettiniz bu maçı seyrettiğiniz zaman? Kırmızı kartları seyrettiğiniz zaman neler hissettiniz? Var, niye var? VAR'a gidemez miydi kırmızı kartın doğru olmadığı? Ne zaman devreye girecek VAR? Olayların bundan sonraki dönemde, çünkü ligin aşağı yukarı 1/3'ünü oynadık, 2/3'ü daha geride duruyor. Kendi içinizde de bu yorumları yapın. Oturun konuşun, bakın seyredin, bir daha seyredin, bir daha seyredin. Bir takıma haksızlık yapmak, bir takımın hakkını yemek sizin rahatsız etmiyor mu Allah aşkına? Ey Ali Palabıyık, sen gittiğin zaman bu gece nasıl yastığı, kafanı yastığa koyup uyuyacaksın? Maalesef konuştuğumuz kişiler, futbolla ilgili kişilerin hepsi şunu söylüyor. Yine bir hakem hakkında ortak bir dostumuz. Evet falan yerde ben yanlış yaptım ama çok üzgünüm. Arkadaş, hata yapılabilir. Hakemlik müessesesinde hatalar kabul edilebilir. Ama daha soğumadan, bu konular tartışıldığı birinci günden, aradan 5 gün 6 gün geçmeden hemen intikam hissiyle sahaya tetikçi birisini göndermek nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor? Ben Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı olsam veya Türk Futbol Federasyonu'nun başkanı olsam uyku tutmaz. Uyuyamam. Bu kadar göz göre göre, bu kadar hataların yapıldığı yerde, bu kadar bir takımın kaderiyle, bir takımın emeğiyle oynamak kabul edilebilir bir şey değil değerli basın mensupları.
Daha önce de yaptığım başkanlık döneminden beri herkes beni tavrımla, konuştuğumla, ettiğimle çok iyi tanır. Ama eğer ben bu derecede isyan ediyorsam değerli basın mensupları, bilin ki hakikaten yapılan işlerin kabul edilir tarafı yok. Ali Palabı'yı çok mu aradınız? Değerli Merkez Hakem Kurulu yöneticileri, atayıcıları. Bardaki oturanlar, bardaki futbolu izleyenler, sahayı izleyenler, hiç vicdanınız sızlamadı mı ya? Saşa'ya gösterilen kırmızı kart. Değerli federasyon yetkilileri, size sesleniyorum. Artık bu işi uzatmanın gereği yok. Ne yapacaksanız yapın. Bizi asacak mısınız? Kesecek misiniz? Ne yapacaksanız yapın. Tavrımızdan, söylemlerimizden bir santim geri adım atmayacağız. Ne güne kadar? Eğer gerçekten futbolda adaleti sağlamak için adım attığınızı görene kadar. Evet değerli basın mensupları, Galatasaray çok büyük bir camia. Eğer bazı kimseler Galatasaray'ın önünü böyle kırmızı kartla, sahadaki manipülatif yönetimlerle keseceklerini zannediyorlar, sağlanıyorlar. Tarihe bakın, Galatasaray'ın tarihine bakın. Galatasaray her zaman bu mücadelelerin içinden başarıyla çıkmıştır. Ben buradan federasyon yetkililerine tekrar seslenmek istiyorum. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bıçak kemiğe dayandı. Ne yapacaksanız bir seferde yapın. Ama şunu bilin ki Galatasaray'ı hiç kimse yenemez. Galatasaray mazisinden bugüne kadar yaklaşımlarıyla, tavırlarıyla her zaman bu tip oyunların üzerinden gelmiştir. Evet, karşılaşmanın ardından başkanımız Dursun Aydın Özmen açıklamaları bu yöndeydi. Cumhur Sayın sözün yarıda kalmıştı. Bu Icardi'nin sayılmayan golü ofsayt çizgisiyle alakalı çok dikkat çekici bir detay var. Onu söyleyeyim. TFF 1. Lig'de bu hafta Keçiören Gücü Pendik maçı oynandı. Pendik 2-0 öndeyken deplasmanda attığı bir 3. gol var. Hı hı. O 3. gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Ama skandal bir ofsayt kararı. Yani Pendikli oyuncu 3 metre içeriden çıkıp golü atıyor. Ofsayt bayrağı kaldırdılar. TFF 1. Lig'de de VAR uygulanıyor. VAR incelemesinde o pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdiler. O maçın VAR hakemi kim? Bülent Birincioğlu. Bu skandal, yani bu hakemlik tekniğinde siyah beyaz hata, yani skandal hata demektir. Bülent Birincioğlu. Aynı Bülent Birincioğlu dün buradaydı. Galatasaray Alanya Spor maçının asistan video yardımcı hakemi, AVAR hakemi olarak. Ve şimdi yine ofsayt tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Şimdi kime neyi anlatacağız biz? Tam da bu noktada şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Başkanımız Dursun Aydın Özbek ve Erden Timur Türkiye Futbol Federasyonu'na gitti. Gerçekten kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiler. Bütün detaylarıyla pozisyonları, gazetedeki yazılanları, hakem yorumlarını, her şeyi konuşuldu. Ve bunun ardından bu hafta böyle bir skandal yaşandı. O hafta Murat Ilgaz çok konuşulmuştu. Bugün de özellikle sosyal medyada çıkan haberlerde Murat Ilgaz'ın zamanında yaptığı bir röportaj, söyleşi, verdiği ya da makale neyse orada özellikle Ali Palabıyık yapıyor bu röportajı ve gönlümde yatan hakem olmaktı. Dönemin 3. bölge sorumlusu Murat Ilgaz karşılaşmalara hakem olarak atanmamda yardımcı oldu. İlk maçıma da sayesinde 2005'te çıktım, yönettim diyor. Yani şimdi oradan da bir bağlantı kuruluyor. Bu düzenin, bu kurgunun nasıl yıllarca devam ettiği de ortaya çıkmış oluyor aslında Emre. Şimdi burada zaten az önce söyledim, yani 3 hafta önce rezil bir yönetim ortaya koymuş. Yani bunu söylemeye artık imtina edecek bir durum yok. Çünkü hakem puanı olarak puanlamasını bilmemekle birlikte az önce Cumhur abinin söyledi, o siyah beyaz hatalardan 3-4 tane yaptığı bir maç yönetiyor. Normal şartlarda Ali Palabıyık'ın
atanmaması, görev almaması gerekirken Galatasaray maçına atanıyor ve burada artık kendi kariyeriyle ilgili, kendi hakemlik kariyeriyle ilgili kime şirin gözükmeye çalışıyorsa bu hareketleri yapıyor. Yani gerçekten en başta söyledik, Ali Palabıyık hiçbir şekilde dün akşam buraya, Nef Stadyumu'na maç yönetmeye gelmemişti. Başka niyetlerle, başka fikirlerle gelmişti. Bunları da uyguladı. Şimdi taraftarlar hep şunu söylüyor ki aslında iç sahada oynayan büyük takımlar için bunu söyleyebiliriz. Yani hakemi de yenmek gerekiyor ifadesi yıllardır kullanılan bir ifade ama hakemi yenemezsiniz. Belli bir noktaya kadar. Gaziantep maçında Galatasaray bunu yaptı. Orada da Abdülkerim'e rezil bir kırmızı kart çıkarıldı. Sonrasında Galatasaray bunun üstesinden gelmeyi başardı ama bunu her maç yapamazsınız. Her maç yapmak zorunda da değilsiniz. Yani kesinlikle öyle. Fenerbahçe Alanyaspor'la oynuyor. Rahat rahat 5-0 yeniyor. Maç sonunda çok net bir şekilde Fenerbahçe ile ilgili övgüler, futbolcular, teknik adam övülüyor ki normali bu. Galatasaray Alanyaspor'la oynuyor. 25. dakikada maç 3-0 olmuş. Bitmiş zaten yani. Bitmiş. Belki 7-8 olacak maç. Yani ona doğru gidiyor maç zaten. Ya hayır, zaten hakemi tamam yenmen gerekiyor diyebilirsin. Hakem hata yapabilir sağ içinde. İşte penaltıyı vermiyor. Sen güzel oyunla golünü atarsın. İyice zorlarsın, almak istersin ama burada az önce de konuştuk. Sen bir anda, şimdi Galatasaray dün oyuna nasıl başladı hepimiz biliyoruz. Yani farka gidecek dedik bu maç. 4 olur, 5 olur, belki 6 olur. Öyle güzel bir oyun vardı 30. dakikaya kadar. Boyun kırmızı kartında. Sen bir anda işte o kırmızı kartı çıkarttığın zaman hakem haksız bir skandal karar verdiği zaman istediğin kadar oyna. Nasıl olacak şimdi bu, düzelteceksin? Tamam, penaltını vermezsin, offside'i görmemişsindir. Onlar tam konuşulur, yine tartışırız varı. Psikoloji ama bozuluyor saha içinde. Sen bütün emeğini çalıyorsun yani. Yani burada bütün emeği taraftar gelmiş sana 45-55 bin kişi sahaya gelmiş, onların para veriyorlar, geliyorlar. Adamlar bir hafta boyunca uğraşıyorlar 3 puan almak için, bir hedef var. Sen o zaman herkesin emeğini bir anda çalmış oluyorsun. Ya Volkan, dün işte insanlar stat'tan çıkıyor. Ya orada. Ya şimdi burada olayı acite etmek istemiyoruz. Bizim niyetimiz de bu değil ama yani gözlerinde görüyorsun. Ufak bir çocuk babasına, baba biz kazandık değil mi diyor. Yani ya o çocukların siz duygularıyla oynuyorsunuz resmen ya. Ya bir, gerçekten bunu bir acite etmek için söylemiyorum ama bu gerçek artık. Yani dün Galatasaray iyi oynamadan kaybedince yani hiçbirimiz bunu söylüyor muyuz? Burada bir isyan ediyor muyuz? Bir eleştiri yapıyor muyuz durduk yere? Ya burada bu kadar yani inanamadık gözlerimize ya. Hayatımıza belki ilk defa bu kadar. Bir herhalde 2001'de Kadıköy'deki Ali Aydın performansı 4 kırmızı kart. Yani. Bir de bu, ben başka hatırlamıyorum. Bu kadar açık şekilde bir hakem doğraması ben hatırlamıyorum yani. Kuralı uygulamıyorsun ya. Şimdi insanların yani isyan ediyor Galatasaray da boş yere isyan etmiyor. Ya bir VAR protokolü var. Sen VAR protokolünü VAR odasındaki hakemlerle, sahadaki hakemlere kafana göre uygulatırsan o zaman hangi adaletten bahsedeceğiz biz yani? Düşünün. Sürekli bir hakem, bir VAR hakemi çıkıyor. Sizin sahadaki emeğinize resmen kan doğuruyor yani. Bunun başka bir izahı yok ki. Şimdi Emre de bahsetti. Hafta içinde basın mensuplarını çağırdılar. VAR odasını gezdirdiler. VAR operatörleriyle çizgi çizdirdiler. Bir şeyler yaptılar. Orada şovlar falan. Murat Ilgaz orada görüntü verdi. TFF Başkanı görüntü verdi. Her şey gayet güzel. Ya basın mensuplarını oraya davet edeceğinize ben bir şey söyleyeyim TFF'ye buradan. VAR hakemlerini VAR odasına çağırsınlar da bir eğitsinler ya. O kadar söyleyeyim yani. Yani bir TFF Riva binasının etrafında bir tur falan attırsınlar VAR hakemlerine. Ya senin elinde koca sezona başlıyorsun ya, Süper Lig. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Her kulüp yatırım yapmış. Bu özel yılda şampiyon olmak için kıyasıya bir mücadele var. Adil rekabet bekliyorsun sizden. Türkiye'de futbolun sekve idaresi kimden sorumlu? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Türkiye Futbol Federasyonu kendi eliyle, kendi kurulları eliyle bir takıma farklı, diğer takımlara farklı kararlar verirse o zaman ne için mücadele edecek insanlar? Şunu değerlendirelim. 11 tane VAR hakemi var. Koskoca Merkez Hakem Kurulu. 11 tane. Geçen hafta basın toplantısı Sayın Erden Timur tek tek hangi maça hangi hakemlerin verildiğini söyledi. Sen bu işin altından kalkamayacağını bile bile niye 11 tane VAR hakemiyle sezona başlıyorsun? Geçen programda da söyledik. Şimdi Kasım ayında Dünya Kupası arasında VAR hakemlerine ilave yapacaklar. Oyun oynanırken kural değişmiş olmayacak mı? Şimdi bir kulüp çıksa dese ki kardeşim benim aleyhime hata yapan VAR hakemini sen oradan çıkardın, başka birini getirdin. Kim bunun hesabını verecek? TFF özel kurum adı altında kendine öyle bir kabuk yaratmış ki kimse dışarıdan müdahale edemiyor. Ya Galatasaray'ın Türk vatandaşı olan oyuncusu TFF'nin talimatı nedeniyle anayasal hakkını kullanıp Türk statüsünde oynayamıyor bu ülkede ya.
Yani daha hangi adaletten bahsedeceğiz? Ya gerçekten zaten bu olayın Türkiye Futbol Federasyonu'nun işte başkan nezdinde döndüğünü pek de tahmin etmiyorum. Çünkü yani VAR'da bir şeyler dönüyor. Oraya atanan hakemlerde, o atamayı yapanlarda bir şeyler dönüyor. Abi söyledim çünkü işte. Federasyon diyor ki işte açtık odayı göster. Ya ne o odayı göstermekle ne biliyor musun? Neyi duymak istediler biliyor musun? İşte bu iş işte zor, kolay değil hakemlerin işte. Ya kardeşim ben bir mimar gibi de çizim yapamam zaten yani. Mimar işini ya kötü yaptığında falan. Şey mi gözü? Gel bak de burada sen bir şey ekran var, ekranlar yani. Var. Başka bak, ne var orada? Bir şey yok. Çizmiyor. Oradaki evet, avar hakemi, avar hakemi diyor zaten ki. Zaten orada atanan adamla oturanlar. Futbolcunun en ileride olan uzvundan kurallar gereği oraya bir nokta koyuyor. Savunma oyuncusunun en ilerideki uzvundan nokta koyuyor. Çizgiyi otomatikman makine koyuyor zaten. Başka bir şey yapmıyorlar. Abi skandalı söylüyorum ya. Offside Keçiören Gücü Pendik maçında. Skandal offside kararı veren hakem Galatasaray maçında asistan video yardımcı hakem ya. 24 saat geçtikten sonra. Daha neyi anlatacağız? Erden Timur diyor ya yani oradaki adamdan ben adalet vermesini nasıl bekleyeceğim diye. Doğru söylüyor işte en açık örnek söylüyorum. Erden Timur demişken dün karşılaşma sonrasında Sayın Erden Timur'un da açıklamaları vardı basın mensuplarına. Şimdi o açıklamaları izleyelim ardından devam edelim. Bu maç konuşulacak hiçbir tarafı maalesef olmayan bir maç haline geldi. Bunu bilerek, kasten, planlı, bilinçli bir şekilde bu hale getirdiler. Önce bu atamayla bunu bu şekle soktular. Galatasaray düşmanlığıyla sadece Galatasaraylıların değil, herkesin de bildiği bir hakemi böyle bir maça atayarak bizim hafta içi yaptığımız basın toplantısında ki her kelimesiyle arkasındayız, her kelimesinde de doğruyu söyledik. Sadece adalet istediğimizi söyledik. Kendi hatalarımızı da konuştuğumuz, kendi öz eleştirimizi de yaptığımız, lütfen basın mensuplarının, yorum yapan herkesin basın toplantısını izleyerek yorum yapmasını rica ediyorum. Çünkü Türk futbolu için önemli bir basın toplantısıydı. Kendi futbolcumuzun Ross'un pozisyonunu da söylediğimiz, bize adil davranılmadığını da söylediğimiz, geçmişte bu tip kliklerin, bu yapıların geçmişte tüm takımlara fayda ettiğini, Galatasaray'a fayda ettiğini de söylediğimiz, yani geçmişe dair yüzleşmeyi de yaptığımız, ki her zaman da yaparız, bir basın toplantısından sonra, yani adalet arayışının başından sonuna, izleyenler için söylüyorum, izlemeyip cümlelerle yorum yapanlar için gazetecilik çok değerli bir meslek. Herkesin başından sonra izleyip yorum yapması lazım. Çünkü kamuoyunu doğru bilgilendirmemiz lazım. Biz basın toplantısında Galatasaray'a bu hatalar yapıldı değil, bizim hatalarımızı söyledik. Bize yapılan hataları söyledik. Bizim futbolcumuzun yaptığı hatayı ve orada da kart gösterilmesi gerektiğini söyledik. Geçmişte bu yapıların bizim de Galatasaray'a da çıkarına hareket ettiğini, lehine hareket ettiğini, tüm takımların çıkarına hareket ettiğini söyledik. Yani bunu tekrar etmemin sebebi şu. Adalet istediğimizi bariz bir şekilde her şeyle söyledik. Kendimize değil, herkes için adalet istediğimizi. Görüyoruz ki Türk futbolunun gelişimi için adalet arayışının karşılığında yapılan şeyden anladığımız Futbol Federasyonu bu işi yöneten insanlar demek ki buradaki adaleti istemiyor. Çünkü ben adalet istiyorum diyene adaleti sağlaması gereken erk adaletsizlikle, manipülasyonla, operasyonla ceza veriyorsa ki bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Adaleti sağlamak zorunluluğu olan adalet makamı ceza verir. Şu kadar maç ceza veriyorum der, şunu der, para cezası verir, her şeyi verir. Ama başka bir konuda adaletsizlikle size ceza vermeye çalışıyorsa bu iş kokmuştur. Bu iş çürümüştür. Kokusu da her tarafa yayılmaktadır. Türk futbolunu düşünen herkes, bakın Galatasaraylısı, Fenerlisi, Beşiktaşlısı, tüm Anadolu kulüpleri. O basın toplantısında şunu da söyledim. Daha nasıl adalet istendiği böyle açık açık söylenebilir. Üç büyük teyak kumunun da yani üç büyüğe yapılan sağlanan avantajların da bitmesi lazım. Türk futbolu ancak Anadolu kulüplerinin gelişimiyle gelişir. Bunları da söyledim. Bu kadar bariz bir adalet isteğini böyle cevaplandırılıyorsa bu zaten bizim basın toplantısında külliyen söylediğimiz her şeyde haklılığımızı ortaya çıkarıyor. Bir hakem düşünün operasyon için gönderilmiş. Bir 30 dakikaya kadar boğan bir Galatasaray var. Maçın tarafsız izleyen veya taraflı izleyen en rakibimizin en koyu taraftarlarının bile bana bir sürü insan bunları yazdı. 5-6'lık olabilecek maçı 30. dakikada bir karar veriyor. Kırmızı kart. 7 tane hakeme sorduk.
bir tanesi belli belirsiz dedi. Ama sarı verse herkes için daha şeydi ve sarı verebilirdi dedi. Sarıya daha çok yönelik şey yaptı. Geri kalan altısı da kırmızı kartla alakası yok dedi. Birçok şey var bu konuda. Çünkü bir, kırmızı kart olması için bariz gol şansı top kontrolü de olması lazım. Top kontrolde değil. İki, kaleye 50 metre var. Bu 50 metrede ne olacak? Faul olup olmadığı yabancı hakemlerden bazıları ve iki tane eski Türk hakemimiz faul olup olmadığı bile belli olmayan pozisyon diye bunu söyledi. Şimdi sen 30. dakikada böyle bir karar veriyorsun. VAR'a gitmiyorsun. VAR çağırmıyor. Sonra bizden offside'la iptal edilen golümüzde VAR'ın çektiği çizgileri, bu hafta medya çağrıldı. VAR'daki çizgilerin nasıl insan işi olduğunu hepimiz gördük. Topun ayaktan çıkışacağında hangi anda top ayaktan çıkıyor, neresinden çekecek, bunların hepsi insan işi. Aynı çizgideki şeyin iyi niyetli olduğuna inanmamızı bekliyorlar. Yani sen öte tarafta boğazını kesmiş öldürmüşsün, burada masumiyete inan diyorlar. Kim inanır ya? Taraflı tarafsız kim inanır? Bu şekilde giderse, ben şöyle söyleyeyim, her türlü şey masada derken bunu söylüyorum. Bu şekilde giderse bitmeyecek, biz bitirtmeyiz. Bu böyle gidemez bu iş. Böyle gidebilmesi mümkün değil sonuçta. Yani basiretsiz bir şey, tamamen o yapının kurgunun içerisinde bunu çözemeyen bir oluşum. Böylelik yönetilmez ya. Getirin yabancı hakemleri, yönetsinler. Getirin VAR sistemini. Bunu basın toplantısında da söyledim. Yani başka Sayın Süleyman Urma da bunu söylemişti. Getirin VAR sistemini İngiltere'de, Almanya'da. O kadar oradaki network'ün içinde olmalarına rağmen, o network'e rağmen hiçbir şekilde bağımsızlıklarına zarar vermeden, bağımsızlıklarını koruyarak yönetiyorlar. Teknoloji zaten ha Riva'dan izlemiş, ha oradan izlemiş. Bu tür değişiklikler yapmadan bu iş gitmez. Bu gemi batmış. Yani dibindeki yosunun şeyin içerisinde biz mücadele ediyoruz. Bu gemi batmış. Bir kere bunu herkesin kabul etmesi lazım. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Başkanımız geliyor. Evet, Sayın Erdoğan Timur'un açıklamalarını da izledik. Gerçekten de şimdi ya isyan etme noktasında haklılar. Zaten bu konuda ne başkanımız, ne yöneticilerimiz, ne Erdem Bey bize yol açın, işte bize penaltı verin, işte bizim için hakemler çıksın, öyle bir şey istemiyor. Adalet diyor ki herkese ne uygulanıyorsa kardeşim bize de uygulansın. Bu pozisyonda atıyorum karşı rakibe diğer maçlarda kırmızı mı verdin ya da penaltı mı çaldın? Aynısını bize de yap, biz de uygulayalım diyor. Yani bana göre de bence yabancı hakem konusu hep tartışılıyor biliyorsunuz. Yabancı hakem konusu sahada değil de bence VAR odasına yabancı hakem koymak gerekiyor. Yani zaten olay orada bitiyor. Sahada Türk hakem olacak. Ben VAR'da da yabancı hakemlerin olacağını düşünüyorum. Ama bu sefer de az önce de konuştuk. Onları hiç dinlemezler. Orta hakem de diyecek ki sonra ego yapıyor. Şimdi Ayhan Akbin de programda dedi ki Volkan ego yapıyorlar diyor. Yani ben seni mi dinleyeceğim diyor. Adam diyor ki penaltı git izle ya da burada bir şey var, tartışmalı pozisyon var izle diyor. İzlemiyor diyor. Geçiştiriyor diyor. Şimdi burada bu da rapor alınıyor. Raporda VAR'da soruluyor. Diyor ki sana git dendi. Gitmedin. Şimdi bunun önüne nasıl geçeceksin? Ya o zaman yasak getireceksin. Git dediğine gideceksin. Bunun önüne geçilmesinin başlıca müdahalesi şu olabilir. Bence VAR kayıtlarının %100 artık yayınlanması lazım. Yoksa hiçbir şekilde burada Galatasaray camiasını ikna edemezsiniz. Ya ne yapmak istiyorlar ya? Yani ben hala çıkamadım. Uyuduk, uyandık. Hala maçta o psikolojimiz o maçta nasıl olabilir diye inanamıyoruz çünkü bu kararlara. Artık bu saatten sonra bir de Galatasaray çok iyi niyetli davrandı yönetimi. Hakikaten TFF yönetimini ayırdı Galatasaray'ın şu an mücadele ettiği yapıdan. Ama TFF'nin de Galatasaray'ın bu iyi niyetine karşı bir hamle yapması gerekiyor artık. Yani Galatasaray'a bunun raporunu bir an önce sunmak durumunda Türkiye Futbol ya Federasyonu. 30 milyonluk bir camiadan bahsediyoruz ya. Federasyon niye konuşmuyor mesela? Yani neden açıklama yapmıyor? Ya da yani bu skandal işler var. Ya biriniz çıkın bir açıklama yapın size sürekli. Ya bu onların da işine gelmiyor ki mantıken baktığınız zaman. Şimdi federasyon başkanı işine mi gelir sürekli her hafta eleştirilmek, her hafta laf söylenmek? Onun da işine gelmez. Galatasaray bunu söyledi zaten. En son şöyle bir şey söyledi. VAR'dan herkes memnun. Verilen kararların da %85'i, %90'ı isabetli diye Sayın Mehmet Büyükekşi'nin en son VAR'la ilgili öyle bir açıklaması vardı. MHK Başkanı da söyledi. VAR kararları %95 doğru diye. Sayın Murat Ilgaz
MHK'yı çekip çeviren, dizayn eden Sayın Murat Ilgaz. Kendisi Avrupa'nın en üst düzey VAR yönetimine sahip olduklarını Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi ile beraber söylediler. Yani teknolojik olarak olabilir. Teknolojik altyapı olarak aynen, var zaten. Katılıyorum yani. Orada yani insan problem yok da. Kalifiye hakem kalitesi olarak yani burada VAR hakemlerinin en tecrübelisi Alper Ulusoy. Yani öyle söyleyeyim. Burada 6 saniye kuralını sadece Galatasaray'a uygulayan hakem ve hafta içinde gazeteci arkadaşlarımızın gittiğinde de orada operatör olarak. Dün ben şaşırdım mesela yani yardım eden hakem. Bir 6 saniyede çıkarabilirdi Ali Balabıyık yani. Ya inan ya kuralı uygulamıyorlar. Ya buradaki sıkıntı orada. VAR protokolünü uygulamıyorlar. Kuralı uygulamıyor. Sahada mevcut pozisyonu kurala göre yanlış yorumluyor. Ya inanılmaz bir şey. Ya Cumhur zaten eğer böyleyse iş yani bir takımı şampiyon yapmak sezon başında planlanıyorsa işte VAR ayarlanıyorsa hakemler ayarlanıyorsa bu Galatasaray'a şampiyon yapmak için yapılan bir şey. Kesinlikle kimse zaten buna bir şey diyemez. Sürekli hatalar var. Sürekli skandal şeyler var. O zaman bu kadar transfer Galatasaray niye yapsın ki? Yazık, niye yıldızlarla şey doldursun? Tabii. Normal kadrosunu kurar. Para da harcamaz. Yıldızları da almaz. Zaten oradan iş yürüyor der. Benim önüm açılıyor der. Yoluna bakar. Ya Galatasaray geçen sezon da aynı konularda isyan etmedi mi? Sayın Başkan Burak Elmas, Sayın Rezan Epözdemir. Benzer şeyleri söyledi. Burada federasyonu, PFDK'yı, tahkim kurulunu, MHK'yi istifaya davet etmediler mi? Ettiler. Aynı şeyler. Galatasaray geçen sezon şu anda olduğundan daha da fazla doğranmadı mı tırnak içinde? Doğrandı. Aynı şey. Yani bunlar geçen sene şöyle yorum yapılıyordu. Galatasaray yeni tecrübesiz genç bir takım kurdu. Hakemler onun üzerinde baskı kuruyor. Galatasaraylı futbolcular daha baskın olmalı falan. Ya bunun şey işte şu anda çok tecrübeli bir takım var Galatasaray'da. Kesinlikle. Yani hakem sizi doğramaya niyetlendikten sonra isterseniz 15 tane dünya yıldızınız olsun. Ya fayda etmiyor hakem. Düdüğü hakem çalıyor sahada sonuçta. Onun kararı. Adaleti yanlış dağıtırsanız istediğiniz kadar. İşte Okan Hoca da çok güzel söyledi. Yani hakemi de yeneceksin. Ya öyle bir şey yok. Kayseri maçında birinci dakikada sen penaltıyı ver. Ben belki orada golü attıktan sonra ona göre bir oyun oynayacağım. Belki çok daha iyi oynayacağım. Bunu hangimiz bilebiliriz? Hangimiz garantisini verebiliriz yani? Futbol öyle bir şey yani. Dün Galatasaray'da sadece skor anlamında değil. Hep konuşuyoruz işte. Hı-hı. Mertens, Icardi yavaş yavaş tempo bulacak, forma girecek oyuncular. Dün belki bu adamlar ikişer gol, ikişer asist daha yapacaklar da hakem hızını kesmese ve bambaşka bir momentum yakalayacaktı Galatasaray. Tam tersi örnek. Abdülkerim Antep maçında. Abdülkerim bu arada Galatasaray'a gelmeden önce kırmızı kartı yok kariyerinde. Antep maçında abuk subuk bir ikinci sarı karttan kırmızı kart görüyor ki ondan sonraki haftalarda benzer birçok pozisyon gördük. Faul bile çıkmadı çoğuna. Hı hı. Şimdi bu çocuk 8 hafta oynamış, ikinci kırmızı kart oldu. Ben Alanya maçındaki kırmızı kartının da ağır karar olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle düşünelim, en uç örnek Abdülkerim yarın öbür gün bir transfer yapacak olsa izleyen takım bu istatistiklere bakıyor. Bu adam 10 haftada 2 tane kırmızı kart görmüş. Kimseye anlatamazsınız bunu yani. Tabii canım, hakem anlatamazsın bir, orada. Yani bu adam hırçın bir oyuncu demek ki diye. Yani bu adamın tabii, eksik bırakır bizi. Yani olabilecek bir transferini bile etkilersiniz yani. Ekmek parasına da giriyorsun yani evet. Bu adam. Ya peki ne olması gerekiyor? Yani bu evet başkanımız Erdem Bey yönetimi sürekli açıklamalar yapıyor, kayıtları tutuyor ama size göre sizce nasıl düzelecek bu iş? Ben dün buna benzer bir soru sordum aslında Erdem Bey'e. Yani sağdan çekmeyi düşündünüz mü diye. Hatta Sezgin abi de bir soru sordu Erdem Bey'e. Yani bu lig bu şekilde bitmez dedi Erdem Bey açık açık. Yani burada Galatasaray'ın tavrının net olduğunu düşünüyorum. Yani aynı adaletsizlik devam ederse Galatasaray çekilecek. Yani bu şartlarda oynaması mümkün değil zaten. Yani her maç bu şekilde doğranacaksa hakikaten çekilelim ligden yani. Evet. Peki ya şimdi maçı da konuşalım diyorum da şimdi maçı yani, maçın neyini nasıl konuşacaksın? Şimdi 25 dakikayı belki konuşuruz. Ya ilk zaten şimdi maçı konuşacağız evet 25 dakika 30 dakika ya inanılmaz bir Galatasaray var. Ya şimdi sen onun önünü kestikten sonra bu takım yani bir kolunu kopartıyorsun. Onun dışı o da yetmiyor. Şeyi de vermiyorsun. Penaltı pozisyonları var. Onları da vermiyorsun. Bu takım şov da yapsa, uçsa da, kaçsa da ya yine ya Real Madrid gol yine aynı Kerem şey olacak yani. 20 dakika sağ bek oynamak zorunda kaldı ya. Yani baktın Mertens'i sen çıkarmak durumunda kaldın. Nasıl değerlendireceksin ki oyunu? Yani ben düşünüyorum yine değerlendiririz bir şekilde. Hı-hı. Hani taktiksel eleştirimizi yaparız ama ya hakikaten hakaniyetli olmaz bu. Bu olaydan sonra bu kadar yaşanandan sonra ya ben nasıl mesela Okan Hoca'yı eleştireyim yani? Ya bu benim adaletime sığmıyor Okan. Ki Okan Hoca yani İleri dörtlüde belki de sezon başından itibaren aradığı dörtlüyü dün itibariyle buldu. Hı hı. Raşit, Kerem,
Icardi, Mertens çok uyumlu oynadılar ki ben yani şimdi hep olumsuz şeylerden bahsediyoruz ama önümüzdeki haftalar için çok da enseyi karartmamak lazım. Çünkü oyun anlamında en azından Galatasaray'da Karagümrük maçıyla bir çıkış yakalayabilir. Müsaade edildiği oranda tabii ki hakemler tarafından ama yani Okan Hoca adına ben diyorum yani 25. dakikada ben maçı bitirmişim zaten. Ben 3. golümü atmışım. Ondan sonra maçı rölantiye alacağım. Hep şunu diyorlar işte Galatasaray 2. yarıda fiziksel olarak düştü. Çok normal düşmesi. Çünkü 30 dakika yüksek tempoda baskı yaptı. Okan Hoca çünkü 30. dakikada maçın sabote edileceğini düşünmüyordu. 30. dakikada maç 3-0 olduktan sonra tempoyu düşürecekti. Daha rölantide bir oyun oynayacaktı. Değişiklikleri mesela Mertens'i kullanamadı diyor Burhan. Yani Mertens 60. dakikada çıkarırken de belki yerine Mata'yı alacaktı. Hı. Ya da işte Yunus'u oyuna dahil edecekti. Ofansif bölgeye hamleler yapıp maçı 5-6'ya götürecekti. Hı hı. Kerem sağ bek oynamak zorunda kalıyor. Orta sahaya daha fazla yük biniyor 10 kişi kalınca. Haliyle fiziksel olarak düşüyorsunuz. Ya ben bu eleştiriye katılmıyorum. Dünkü maçı özelinde hakem çok ayrı bir noktada. Onun dışında Okan Hoca'nın tercihleri ya da işte fiziksel düşüş falan bunlara ben kesinlikle katılmıyorum. Bu çünkü futbolun gerçeğine aykırı bir eleştiri. Evet. Ya 10 kişi kalmış bir takımdan zaten fiziksel düşüş eleştirisi getirenleri pek ben de anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bütün takımın dinamizmini bozmuşsunuz. Sasha Boy çok önemli bir parçası Galatasaray'ın fizik anlamda, atletik performansıyla. Şimdi siz ona kırmızı kart gösteriyorsunuz. Tamam, ilk yarının sonuna kadar yine 10 kişi kalmasına rağmen 15 dakikalık bölümde yine iyi bir Galatasaray var. Evet. Yine pozisyonlar bulan, gol üretebilecek potansiyelde bir Galatasaray var. İkinci yarı başlarken şimdi Okan Hoca savunmada bir oyuncusu eksildiği için bu sefer orta sahada takımın beyni konumundaki oyuncusunu yabancı kontenjan nedeniyle çıkartıp yerine sağ bek aldı. Bu sefer orta saha kurgusu bozulmuş oldu. Yani bunun sorumlusu tabii ki hakemin gösterdiği kırmızı kart. Ortada herhangi bir kırmızı kartlık bir durum yokken. Ondan sonra Kazımcan'ın sakatlığı geldi. Farklı bir tercih derken orada bütün kurgu bozulmaya başladı. Evet. Böyle olduğunda da ister istemez futbolcu psikolojisi 2-0'da 3-0'da önünde olsan ilk önce insanın zihnine gelen onu bir koruyayım yani. Elimdeki mevcudu koruyamam gidiyorsunuz. O dönemde tabii Alanyaspor'un Farioli'nin de oyuncu hamleleri oldu. O hamlelerle beraber daha çok Galatasaray yarı sahasında pozisyon geliştirdiler. Muslera'nın işte çok kritik kurtarışları var. Ama tamamen yani iş dönüyor dolaşıyor. Haksız yere verilmiş bir kırmızı kartın yarattığı diğer faktörlere dönüyor. Yani fiziksel anlamda Galatasaray'ın ben hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Bundan önceki maçlarda da herhangi bir problem. Oyun olarak tartışırız, eleştiririz. Hocanın oyuncu tercihlerini, oyuna yaptığı değişiklikleri eleştirilebilir, tartışılabilir. Elbette biz teknik direktör değiliz. Sadece futbolu gördüğümüz kadarıyla yorumlayabiliyoruz. Ama ben fiziksel anlamda Galatasaray'ın bir problem yaşadığını düşünmüyorum. Dün de o kırmızı kart pozisyonu olmasaydı Galatasaray ilk yarıyı 3-0, 4-0 offside nedeniyle Icardi'nin verilmeyen golü de çok tartışmalı. Onunla beraber de çok rahat bir maç çıkaracakken bir anda iş buralara döndü. Evet, yani süremizin artık sonuna geldik. Aslında daha maçı geniş anlamda da konuşabilir. Karabük maçı var, ona değinebilirdik de. Ama işte bir türlü sahanın içinde konuşamıyoruz. Futbolcuların performansını, teknik hocanın, teknik direktörün performansını, sahada ne yapıldı, ne yapılmadı bunlara bir türlü giremiyoruz. Çünkü her hafta maalesef ki işte hakem hataları, skandal kararlar, TFF, MHK onları konuşuyoruz. Artık inşallah son olur. Çifte standart yapılmadan hakkaniyetli bir şekilde bu iş yürür. Biz de burada sadece otururuz muhabirler olarak. Eleştirimiz konular tabii ki de var. Onları da eleştiririz ama önemli olan bizim görümüz sağ içine işte performansları, onları konuşmak gerekeni de yaparız, söyleriz burada. Ama bir türlü tabii buna izin vermiyorlar. İnşallah önümüzdeki hafta daha güzel bir sadece futbolun konuşulduğu bir karşılaşma olur. Emre Kaplan çok teşekkür ediyorum. Burhan Can Terzi'ye, Cumhur Aslan. Değerli izleyenler, muhabir masasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Hoşça kalın.